Hocam tekrar selamlar Selim Hoca ben. Bu soru Instagram'da paylaştığımız soru. Şimdi cevabını vereceğim. Zarf sorusu. Zarflar fiilleri ve sıfatları niteler. Yani çevreye olan etkiden bahsediyoruz. Nasıl etki sorusunu sorduğumuzda zaten cevap geliyor. Her zaman ne diyoruz? Bir kelimeyi sadece kendi başına öğrenmeyin hocam. Onunla beraber kullanılan diğer kelimelerle öğrenin. Phraselerle öğrenin. Etki. Bu kelimenin en çok kullanıldığı yanındaki kelime adverse efektir. Kötü etki. İlaçlardan falan bahsederken hep bunu kullanır. Ya side efektir ya da adverse efektir. Ama biz ne yapacağız her zaman olduğu gibi cümleyi anlamaya çalışacağız. Arabalar kömürle üretilen elektrik gücü hatta çimento fabrikaları. Şu saydıklarımız çevreyi nasıl etkiler? Tabii ki olumsuz etkiler. Cevap A'ydı. Virgülden sonra AMC'yi görün. Sebep olur. Neye? Birçok ciddi probleme sebep olur ki bu problemler de dokuyun bakayım. Threaten hocam. Th sesi bu. Tehdit eder. Neyi tehdit eder? Hayvan ve bitki hayatını tehdit eder. Şu yukarıda saydıklarımız çevreyi kötü etkiler, olumsuz etkiler ve dolayısıyla birçok ciddi probleme, nasıl probleme? Hayvanları ve bitki hayatını etkileyen, tehdit eden probleme sebep olur. Unutmayın hocam, ÖSYM böyle kıyıda köşede kalmış, frekansı düşük diyoruz. Bu kelimeleri çok kullanmıyor. Conscientious ne demek? İtinalı, özenli demek aynı zamanda vicdanlı demek hocam. Commercial, ticari. Chamber of Commerce, ticaret odası diye karşımıza çıkar. Private'ı zaten söylemiyorum. Eş anlam söyleyin. Enough'ı herkes biliyor. Buyurun. Sufficient. Enough, adequate, sufficient. Yeterli demekti. Evet, cevabımız adverse effect ya da side effect olmalıydı hocam. Görüşürüz.